Evet arkadaşlar, bir eğitim videosuna daha hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir konu konuşacağız. Mısır'da gübreleme, genel anlamda bitkilerin gübrelemesiyle ilgili. Ne yapmalıyız, nasıl yapmalıyız, ne kadar yapmalıyız? Ne kadar verim almak istiyorsak, ne kadar gübre atarsak o verimi alabiliriz. Şimdi varsayalım ki ilk çıkışlarımız çok güzel. Bitki sayımız yeterli. Yeterliden kasıt ne? Örnek veriyorum, dekara 8500 bitki atmışsınız. Yani rahatlıkla 2 tonları zorlayabileceğiniz bir ürün miktarınız var. Şimdi sizin ne kadar gübre atmanız gerekiyor? Kışın eğer planlama yapıyorsanız veya sonradan damlamayla veya bir şekilde karaya gübre atıyorsanız, ne kadar gübre atarsam ben bu verimi alırım diye haklı olarak soracaksınız. Şimdi burada şöyle düşünelim. Toprak kendisi içerisinde bazı şeyleri zaten içeriyor. Şimdi ne içerdiğini bilmeden atacağınız her gübre aslında size potansiyel risk ve zarar. Bu yüzden toprak analizi çok önemli, ama bu hep söyleniyor. Niye önemli olduğu ben şimdi tam anlamıyla size açıklayacağım. Şimdi şuraya bir konsantre olalım. Biz varsayalım ki Türkiye ortalaması böyle olduğu için bir ton gübre, tane mısır elde etmek istiyoruz. Bir ton tane mısır elde etmek istiyoruz. Bunun için ne kadar ham maddeye ihtiyacımız olduğunu, yani gübreye ihtiyacımız olduğunu hem mikro hem makro düzeyde sizinle paylaşacağım. Şimdi beslenme burada iki çeşit oluyor. Bir tanesi bizim, hatta üç çeşit oluyor. Bir tanesi makro besin elementleri, yani genel besin elementleri. Bildiğimiz hepimizin azot, potasyum ve fosfor. İkincil besin elementleri dediğimiz ama en az onlar kadar önemli olan kalsiyum, sülfür ve magnezyum var. Bunlar esasında yine makro olarak, yani genel besin elementi olarak düşünüyor. Bir de ondan sonra buradaki bor, Türkçeleştiriyorum, bakır, demir, mangan ve çinko. Bunlar da iz elementi dediğimiz ufak tefek şeyler. Bunlar nasıl biliyor musunuz? Hani bir tanesi mama, bir tanesi de o mamanın bitkiye taşınması için ihtiyaç duyduğumuz taksi veya araç. Dolayısıyla araba olmadan siz o ürünü oradan oraya götürme şansına sahip değilsiniz. Ya ben bu kadar potasyum koymuştum. Ama işte örnek veriyorum, yeterince demir yoktu. Dolayısıyla sistem taşıyamayabilir. Hangisinin ne iş yaptığı çok önemli değil. Yani bizim çiftçi olarak bu kadar detaya girmemize gerek yok. Bizim tek bilmemiz gereken şeyler, biz bu besinleri toprağa verdikten sonra topraktan bu besin bir şekilde alınacak ve en sonunda bize tane olarak gelecek. Bunu sağlamak için şurada şimdi tahtada göstereceğim şeyler sizin için çok önemli. Bir, azot. Azot öyle bir şey ki 16 kiloya da ihtiyacınız olabilir, 22 kiloya da, saf azot olarak söylüyorum. Tamam mı? Ne? Neye göre? Organik maddeye göre. Topraktaki organik maddeniz arttıkça ihtiyaç duyduğunuz aynı miktar için azot azalabiliyor. %3 organik maddeyle, 3,5 organik maddeyle çalışıyorsanız 16 kilo azot, %1-1,5 ile çalışıyorsunuz 20-22 kilo azot atmanız gerekecektir. Baktığınız zaman dünyadaki başarılı çiftçilerin en büyük ortak noktası ne biliyor musunuz? Hepsi toprağına çok iyi bakım yapan birer bekçi diye. Toprak bekçisi. Yani onlar her zaman, her daim topraklarının daha kaliteli, daha verimli, daha üretken olması için kafa yoruyorlar. O yüzden işte toprağı çok fazla işlememeye çalışıyorlar, çok fazla rahatsız etmemeye çalışıyorlar. Organik maddeyi arttırmaya çalışıyorlar. Fosfora gelelim. Fosfordaki ihtiyacımız genel olarak yarısı gibi düşünebilirsiniz. Yani azotun yarısı kadar fosfora ihtiyaç var. Tamam mı? Biz bunu 9 kilodan bahsediyoruz. Şimdi benim işlediğim topraklar, ki Türkiye genelinde bu böyledir, pH çok yüksek. Yani toprak çok bazik bir toprak. Yani yüksek pH'li bir toprak, %7,5, %8'lerdeki bir toprakta şöyle bir şey oluyor. Siz P2O5, yani fosforu ne kadar sonra bağlanıyor toprağa attıktan sonra biliyor musunuz? O saniye bağlanıyor. Attığınız fosforun çok büyük bir kısmı. Nasıl yapacağız biz bu işi? İşte organik maddeyi arttırdığınız zaman oradaki mikroplar asit ürettikleri için
pH'ler de otomatikman aşağıya gelecektir. Bizim topraklarımızın pH'ın yüksek olmasının en önemli sebeplerinden bir tanesi bakterice çok zayıflamış olması. Yani eski Anadolu toprakları, verimli Anadolu toprakları diye her gün bahsedilen bu konu artık esasında gerçekte böyle değil. Biz topraklarımızı sömürdük, yeterince iyi bakım yapmadık ve şimdi bunun çilesini çekiyoruz. Dolayısıyla fosfor burada çok çok önemli. Bitki için çok önemli ama bitkinin alınabilir formunda toprakta olması için de şu anda yüksek pH'lı topraklarımız bizi burada en büyük engelleyen faktörlerden bir tanesi. Potasyum. Çok güzel bir yalan var. Türkiye toprakları potasyum bakımından çok zengin topraklar. Ya evet doğru da kardeşim. Bitkinin bağlanmış potasyum. Hiçbirini bitki kullanamıyor. Bitkinin kullanmadığı potasyumu ben ne yapayım toprakta? Bu yanlış bilgiden dolayı benim bu kadar kızmamın sebebi de şu. İnsanlar mısır üretirken potasyum vermiyorlar. Nasıl toprakta yeterince var diye. Veya şöyle bir yanlış bilgi var. Potasyum daha ne için gerekli? Yanlış. Potasyumun %80'i gövde için gerekli. %20'si daha ne için gerekli? Bir yanlış daha söyleyeyim. Şimdi bir insan diyelim ki günde 2 litre suya ihtiyacı var. Tamam sen o zaman 7 gün su içme. Bir gün 14 litre su iç. Ondan sonra yine 7 gün su içme. Bu kaliteli bir yaşam tarzı mı? Yani potasyum bitkinin gübresinde aynı şekilde düşünmeniz lazım. Şimdi bir alım şeyleri var. Şurada çizmek istiyorum. Burada bir kökümüz var bizim. Burada bir sürü kılcal kökler, ana kök, işte su alan kökler. Bu arada Mısır'da kök yukarıda ne kadar bitki görüyorsanız kılcal kökler o kadar da toprağın altına inebiliyor. Kılcal kökler mesela diyelim ki bir fosfor buldu burada. Buraya geliyor ve burada böyle küçük küçük kılcal kökler var. O fosforu oradan sömürmek için. Yani bitki esasında gıdaya doğru gidebiliyor. Tamam mı? Ama şu kökün orman gibi 4 metreye büyüyen bu bitkiyi anlık besleme potansiyeli yok. Önce gövdesini alıyor bunu. Gövdesini de biriktiriyor. Ondan sonra taneye çalışırken o potasyumu kendi gövdesinden zulaya koyduğu potasyumu alıp üretiyor. Siz potasyumu tane döneminde, evet tane döneminde potasyuma ihtiyaç var ama siz o zaman kökten verdiğiniz zaman bu kökün alma kapasitesi belli. Hani mesela sen su içeceksin, bir saniyede 10 litre içemiyorsun. Hani bir içme kapasite hızın var. Bitkinin de bir alım kapasitesi, bir hızı var. Dolayısıyla sizin bitkinin potasyumunu ilk günden başlamanız lazım vermeye. Kesinlikle aksini söyleyen bir sürü gübre satıcısı var. Oo potasyum tane toplamı şu anda tamamı hurafe. Ezbere bilgi, hiçbir şey bilmiyorlar. Çok net söylüyorum. Hiçbir şey bilmiyorlar, mış gibi yapıyorlar ve ülkeye ihanet ediyorlar bu yüzden. Sadece ürün satmak, para kazanmak için yapıyorlar. Siz bu bilgilerin hepsini atın. Kim anlatırsa, ne anlatırsa anlatsın. Beni ilgilendirmiyor. Ben doğrusunu söylüyorum. Bir çiftçi olarak tek bilmeniz gereken şey şu. Toprağa 20 kilogram potasyum, 9 kilo fosfor ve 16 ile 22 kilogram arasında eğer azot vermezseniz bitkinin alabileceği formda bir ton mısır alamazsınız. 2 ton içinde çarpı 2 yapın. 3 ton istiyorsanız çarpı 3 yapın. Şimdi tamam da ben bunu anlamıyorum. Ben kaç kilo 3.15 atacağım diye soran arkadaşlar için. 3.15 demek şöyle demek. Attığınız 1 kilo gübrenin içerisinde 150 gram fosfor, 150 gram azot, 150 gram potasyum var. Hesabını yapalım. Biz 9 kilo potasyum açmak için 60 kilo 3.15 atmamız lazım. Nasıl? Çok basit. Hesap makinesini çıkartıyoruz. 60 kilo çarpı 0.15 eşittir 9. Bir daha yapalım. Evet 9 kilo. Bizim ne kadar bir ton için ihtiyacımız vardı? 9 kilo. Demek ki biz 3.15 atıyorsak en az ihtiyacımız olan fosfor olduğu için söylüyorum. 60 kilo attığınız zaman alabileceğiniz, o da hepsi kullanılabilir formda olursa alabileceğiniz ürün miktarı bu kadar. Ya sen çok gübre atıyorsun, öbürü az gübre atıyor, öbürü bir iki şöyle yapıyor. Bunların hepsini geçin arkadaşlar. Bu işin bir ilmi bilimi var. Bununla hareket edeceğiniz. Komşunun ne yaptığı tabii ki önemli. Çünkü aynı bölgede çiftçilik yaptığınız için deneyimler çok çok önemli. Ama realite bu. Şimdi 60 kilo yerine 120 kilo atarsan 2 ton gübre mısır alır mısın? Belki. Ama onun için yeterli miktarda bitkin olması lazım. Bitki olmadığı zaman istediğin kadar gübre at işe yaramaz. Bitki çok olduğu zaman yetersiz gübre attığın zaman da hiçbir zaman buradaki attığın gübreden daha fazla alma şansın yok. Ha şu olabilir. Toprakta
geçmiş senelerden mesela domates ekilmiştir veya yüksek gübre gerektiren bir şey ekilmiştir. Siz oraya mısır ekiyorsunuzdur. Genelde bizim bu bölgede o domates ekilen tarlada çok güzel mısır olur diyorlar. Sebebi biraz işte aşırı gübremeden kaynaklanıyor. Oradan gelen ekstra, çünkü potasyum ve fosfor toprağın içinde hareket etmiyor. Yağmurla yıkanmadığı için, olduğu yerde kaldığı için önümüzdeki sene siz oraya mısır ektiğiniz zaman oradan o mısırlar o potasyumu ve o fosforu alma şansına sahip, çözünebilir formda olanı. Ama prensipte hep bu prensip işleyecektir. Peki başka neye ve ne kadar ihtiyacımız var? Azot, fosfor, potasyumu konuştuk. Şimdi sülfür. Şimdi biz potasyum sülfat atıyoruz. Zaten o sülfürü içerdiği için, yani kükürt içerdiği için bir şeye ihtiyacınız yok. Bizim topraklarımızda, bizim kullandığımız gübrelerden dolayı çok fazla sülfür ekstra ihtiyacınız yok. Ama magnezyum. Bakın 9 kilo fosfor ne kadar önemli. Hepimiz DAP kullanıyoruz vesaire. Pahalı gübredir, şudur budur. 9 kilo bir ton için lazım. Bir ton mısır için 4,5 kiloya yakın magnezyum lazım. Ve 2,5 kiloya yakın da kalsiyum lazım. Şimdi benim topraklarıma baktığınız zaman acayip bir kalsiyum miktarı çıkıyor ama bağlanmış. Bitkinin kullanamayacağı formda bir kalsiyum çıkıyor. Bunu kullanabilir forma getirmek için yeniden toprağın verimleşmesi için, yeniden canlanması için uygulamalar yapmamız lazım. Toprak işleme ve toprak ıslahı ile ilgili ayrı bir program sizinle yapacağım. Burada mesela kalsiyum çoğunuzun başına gelmiştir. Benim çok başıma geldi. Çok şiddetli rüzgarlarda mısırlarda sap kırılması oluyor. İki sebebi var. Bir tanesi potasyum. Çünkü sapın kalınlığıyla çok çok alakalı. İkincisi kalsiyum. Kalsiyum ne yapıyor biliyor musun? O hücrelerin zaten çeperleri kalsiyum güçlendiriyor. Duvar. Yani senin harç. Kalsiyum olmazsa tuğlayı yapmışsın, araya harç koymamışsın gibi bir şey oluyor. Onun dışındaki bu iz elementleri, işte bordu, bakırdı, demirdi. Bunlar eser miktarlarda, yani 0.04 kilo, 0.01. Bunlar çok küçük gramajlı olduğu için bunları işte spreylemeyle yapıyoruz. En güzeli 4-8 yaprak döneminde bunu burada atın ve kurtulun. Bir daha aklınızı takmanıza gerek yok. Zaten topraktan büyük bir kısmını alıyordur ama bunlar sizin engelleyici faktörleriniz olmaması lazım. Sizi limitleyen faktör verimde bunlardan herhangi biri olabilir. Bunlardan da bir tanesi yetersiz olursa buradakilerin hepsi tam olsun yine sıkıntı yaşayacaksınız. Yani tren kalktığı zaman kalkmış oluyor. 4-8 yaprak dönemini geçirdikten sonra tren kalkmış oluyor. O zamana kadar birçok şeyi yapmanız gerekiyor. Bunlar da tabii ki azot, potasyum ve fosfor çok önemli. Diğerleri de çok önemli olduğu gibi. Ama mikro elementler, bunu gübre bayileriyle konuşabilirsiniz. Mısır için neyi öneriyorlar. Ama şu rakamları önemseyin. Spreylerken dekara 400 gram bir üründen atıyorsan o ürünün üzerinde nasıl bir formülasyon olduğunu, o mesela atıyorum. Bir magne veya %2 magnezyum yazıyorsa sen 100 kilo attığın yerde 2 kilo magnezyum kullanıyorsun. 100 gram atıyorsan 2 gram atıyorsun demektir. Yani yapraktan ne kadar verdiğinizi buna göre hesaplamanız mümkün. Dolayısıyla ne kadar ekmek o kadar köfte diyorum. Toprakta ne olduğunu bilmeden yaptığınız her şey boşa gider diyorum. Dolayısıyla tarlanın birkaç yerinden, siz bilirsiniz toprağınızı, neresi kumsaldır, neresi ağırdır, neresi kirlidir. Buralardan numune alın. Analize gönderin. Ekeceğiniz tarlada öncelikle bazda neler olduğunu, suda çözünebilir ve bitkinin kullanabileceği formda isteyin. Ki ben bu konuda Selçuk Üniversitesi ile çalıştığımı söyleyebilirim. Selçuk Üniversitesi bu konuyu çok ciddiye alıyor. Orada hocalarımla tanıştım. Hakikaten müthiş bilgili ve işlerini büyük bir aşkla yapan insanlar. Onların toprak analiz laboratuvarını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Oraya gönderin. Keşke devlet bu konuda birazcık daha destek olabilse. Yani mecburi yapıp da insanlardan sürekli saksı toprağı analizi yapmak yerine gerçekten gönül vermiş, verimli olmak isteyen arkadaşların bu tip analizlerinde destek olsa. Çünkü bir analiz 600-800 lira aralarında çok ciddi paralar tutuyor. Ama bildiğiniz zaman o paradan çok daha fazlasını tasarruf yapma şansına ulaşacaksınız. Yine çok hızlı konuştum. Yine çok konuştum ama bu konular böyle benim kalbimi böyle içimde hissediyorum. Yani o kadar üzülüyorum çünkü biz daha önce de söyledim. Biz tane verimimizi %20 arttırsak mısırda. %20 çok değil. Yani bir ton yerine 1200 kiloya çıkartabilsek sıfır ithalatla işimizi halledebileceğiz. %40 arttırabiliriz. Ne olacak? Yani adamın 3800 kilo aldığı yerde biz 1400 alamayacak mıyız Türkiye olarak?
Bunu yaptığımız zaman mısır ekiliş alanlarımızı azaltıp onun yerine soya ekiliş alanlarını arttırıp o zaman yine ithalattan kurtulma fırsatı bulacağız. Arkadaşlar bu konu sadece sizin kişisel olarak düşünmeyin. Bu memleket konusu. Bu bizim bağımsızlığımız için en önemli konulardan bir tanesi. 19 Mayıs geliyor. Atatürk'ü anma. Atatürk'ü anmak sadece onun bir resmine bakarak olmuyor. Atatürk'ün tüyleri ürperiyor söylerken. Atatürk'ün en önemli verdiği şey buydu. Tarımda üretmeden bu ülkenin kalkınması mümkün değil. Tarımda da üretmek biz çiftçinin bonkörlüğü veya alttan almasını yanlış algılıyorlar. Biz hala üretiyoruz ama verimsiz üretiyoruz. Çünkü şevkimiz yok, çünkü para kazanamıyoruz. Bizim genel olarak Türkiye çiftçisi olarak konuşuyorum. Kendim adıma konuşmuyorum. Para kazandığımız, refah içerisinde yaşadığımız, çiftçilikten keyif aldığımız, insanların çiftçi olduğun için kızını vermedikleri değil, çiftçi olduğun için özellikle sana kız vermek isteyen bir ülkede yaşamak istiyoruz. Çünkü biz üretmezsek, sadece tüketirsek batarız ve dış güçlerin her zaman tuzağına düşeriz. Onlara hep bağımlı oluruz. Ne derlerse onu yapmak durumunda kalırız. Bakın, şu anda ben Türkiye'nin durumunu şöyle değerlendiriyorum. Çok kısa. Biz, mesela benim burada bir arazim var. Diyelim ki burası 300 dönümlük bir parça. Ben bir tane traktörle burayı halledebilirim veya iki traktörle. Ben onun yerine 10 tane traktör satın alırsam, bankacı baktığı zaman benim bilançoma, ooo, çiftlik acayip büyümüş gibi görecek. E tamam da kardeşim, benim hala tarlam sadece 300 dönüm. Ben 300 dönümden gelenle hem gırtlağımı doyurup hem o traktörlerin parasını ödeyemem. Batarım. Türkiye sadece inşaat yaparak, üretmeyen işlere para yatırarak Türkiye'nin kalkınamayacağını, sadece bir illüzyon olduğunun, reel olmayan bir şey olduğunun farkına varması lazım. Bu benim söylemim hiçbir şekilde siyasi algılanmasın. Ben bu ülkede yaşıyorum, bu ülkede öleceğim. Hepimiz öleceğiz ya, unutmayın. Önemli olan bizim çocuklarımıza bıraktığımız miras. Biz bütün bizden önceki nesillerin ürettiğini tüketip, sıfırlayıp veya eksiye düşürüp mü bu çocuklarımıza bu ülkeyi devredeceğiz? Yoksa yeniden üretmeye başlayıp çocuklarımıza diğer dünyadaki ülkelere göre bir artı avantajla mı bu dünyadan göçeceğiz? Bunun kararını vermek zorundayız. Bunun için bu eğitim çok önemli. Bunun için gübre çok önemli. Bunun için besleme çok önemli. Bunun için verimlilik çok önemli. Sizden nacizane beni takip eden, beni seven, sayan insanlara ricam, yan komşunuz yapsın yapmasın önemli değil. Siz kulak asmayın ve her zaman bilimin, ilimin yolunda ilerleyin. Bana her zaman sorular sorun. Ben bu sorularınızı elimden geldiğince, dilim döndüğünce sizlere cevaplarını araştırıp, dış kaynaklardan da olsa araştırıp buradan YouTube vasıtasıyla sizlerle paylaşacağım elimden geldiğince. Çok yoğun dönemlerim oluyor. Her zaman sistematik video yükleyemeyebilirim ama şu anda bayağı böyle bir azimli bir şekilde her hafta size en az bir video yüklemeye gayret edeceğim diyorum. Programı burada kapatıyorum. Hepiniz hoşça kalın. Verimli, güzel bir sezon olsun.